Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber böyle çayınızın yanında yiyebileceğiniz çok güzel dereotlu peynirli bir poğaça yapalım inşallah. Bunun için gerekli olan malzemeler bir yumurtam var ama bir yumurtanın akını poğaçanın içinde kullanacağım. Yumurtanın sarısını da hamurun üzerine sürmek için kullanacağım inşallah. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, kase yoğurdu, bir kabartma tozu, bir yemek kaşığı, elma sirkesi, evinizde üzüm sirkesi varsa üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Zerdeçal kullanıyorum poğaçaya renk vermesi açısından. Eğer evinizde yoksa kullanmak zorunda da değilsiniz. Yarım çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kırmızı pul biber, 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ve 125 gram da beyaz peynir. Farklı peynirler kullanabilirsiniz. Unum var ve dereotum var. Hadi başlayalım. Tuzlu kurabiyemizi yapmadan önce yumurta sarısının üzerini mutlaka kapatın. Yoksa kuruyabilir, sizi zor durumda bırakabilir. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştırma kabına alalım. Yumurta akını zaten önceden almıştım. Bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Yoğurt. Oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Un miktarını her zaman yine kullandığım bardak ile ölçtüm. Ama yine de her zaman yaptığımız gibi kontrollü ilave edeceğiz. Bir su bardağını ekliyorum. Üzerine toz malzemelerimi ekliyorum. Kırmızı pul biber, toz biber ve zerdeçal. Kabartma tozu. Tuz ve şeker. Ve sirkemi ilave edip güzelce yoğuruyorum. Unumuzu kontrollü ilave edeceğiz. Peynir ve dereotunu da en son ekleyeceğim. Şöyle hamurumu yoğurdum. Beyaz peynirini de ekliyorum. Şöyle peynirimi elimde ufalıyorum. Dereotunu da ekliyorum. Ve tekrar şöyle güzelce yoğuruyorum hamurumu. Evet, hamurumu yoğurdum. Bakın gayet güzel, yumuşak bir hamur oldu. Elinizden kolaylıkla çıkabilecek bir hamur. 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar da un kullandım. Yine siz unu kontrollü ilave edin. Hani bu kadar kullanılıyormuş deyip de unu boca etmeyin. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben şöyle farklı bir şekil vermek istiyorum. İki yağlı kağıt arasında rulo yapacağım inşallah. Hamurumdan bir parça alıyorum. İki yağlı kağıt arasında açacağım. Bu yağlı kağıtları daha sonra üzerini silerek kullanabilirsiniz. Şimdi rulo yapıyorum. Tepsime yerleştiriyorum. Yumurta sarısını ayırmıştık. Onun üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Şöyle fırçamla karıştırıp kurabiyelerin üzerine yerleştireceğim. Üzeri içinde susam ve çörek otu serpiyorum. Evet, tuzlu kurabiyelerim şimdi sıcak fırında 175 santigrat derecede pişecekler. Evet, peynirli tuzlu kurabiyelerim piştiler.
Benim fırınımda 18 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Şu anda hala çok sıcaklar. Biraz soğusun, kendine gelsin. Ben size iç kısmını da göstereyim inşallah. Şöyle. Evet, bir tanesine bakalım. Hala ılık durumda şu anda. Ama yine de iç kısmını görmenizi isterim. Kıyır kıyır. Çok lezzetli bir tuzlu kurabiye oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakın. Bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda, bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.